Hozir Namangandan, Samarqanddan, Qashqadaryodan, Surxondaryodan hammasi kelib bizani ko'chada tadbirkorlar ko'chada kutib olishyapti. Bu qanaqa bu? Bosh vazir tushib qabul qilish kerak bu insonlarni. Prezidentning farmoyishi bor bu. Har bir tadbirkor bilan bosh vazir tushib kunlari belgilanib qabul qilinishi kerak. Biroq marta Markaziy bankda raisi uchrashuv o'tkazdimi sizlar bilan? Mo'vini kelib siz bilan qatana muloqot qildi. Lekin uchun aytadigan gaplarda bir qochishning mantiq yo'q, bilasizmi? Yo'q. 30 mingdan odam ishsiz qoladi. Hozir ish joyi yaratamiz, kambag'alchilikdan chiqaramiz deyishyapti. Yaratilgan narsani yo'q qilishmoqchi. Bor narsa yo'q bo'ladi-da. Ha, shuning uchun men prezidentimizga murojaat qilyapman. Biz ilojimiz yo'q. Nimaga premium reportaj qilyapmiz? Nimaga tadbirkorlarning dardini olib chiqyapmiz? Shu prezidentimizga yetib bormayapti. Yetib borsa, agar bir kunda hal qilib beradilar, prezidentimiz bilanlar har bitta tadbirkorning orqasida ishchilar yotadi. Bankni nodori hatto harakatlarni bizani ko'rsatmayotgan qaman o'zi 200 ming dollardan zarar ko'rib, dunyoda ish faoliyatini to'xtatdi. Joylari, magazinlari, garovga qo'ygan mulklar, uylarini olib qo'yishyapti. Qishda qoladi bular. Tadbirkorlik qilamiz, prezidentimiz farmoyishini, oziq-ovqat xavfsizligiga xizmat qilamiz deb qurib turib, bor yo'g'idan ajralishyapti. Nima uchun telekomlarga har kim tushumi bor tashkilotlarga imtiyoz berilyapti-da? Har kim tushumi bo'lmasa, oyda bir marta hisobda qiladigan tadbirkorlarga imtiyoz berilmayapti. Nima uchun bu shaffof deyil? Oziq-ovqat xavfsizligiga kiradigan tadbirkorlarni prezidentdan boshqa hech kim himoya qilishni xohlamaydi, o'ylamaydi. Mana Shovkataga bormagan joyi yo'q. Palataga ham bordi, sudga ham boryapti, prokuratura ham protest kiritib qaytaryapti. Prokuror ham tushunyapti, ey deyapti, bular haq deyapti. Oliy sud Komilov ham aytyapti, ey deyapti, 10300 o'tib ketgan manmani ham to'lamaydi. Bekor qilgan deb tumanni Buxorosini sudiga yuborishyapti. Bular ham o'z bilganini qilishyapti. Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha mana hali 4 kunda javob chiqarilatiladi bosh vazirga. Bu prezidentimiz tomonidan aytilgan edi. 10300 bo'lishdan oldin Markaziy bank taklif berilsin. Boshqa tadbirkor yaratilgan ish joylari yo'q bo'lib ketmasin. Mana hozir Surxondaryodan, Buxorodan, Samarqanddan hammasi kelishdi. Bu prezidentimiz bitta gap aytganlar. 10300 bo'lishdan oldin Markaziy bank taklif berilsin degan. Lekin bular qolib ketgan. Telefon bir ikkita kompaniyalar 4 mingdan qoldi, to'g'rimi? Agar 4 mingdan bo'lsa, sizlar rozimisizlar, to'g'rimi? Mana endi gapiringlar o'zingiz. O'z tanishtirib kelsangiz yaxshiroq bo'ladi, sababi shuki, sizlarning kimligini ligilar bilmaydi-da. Qayerdan kelgan? Xorazm pech qo'shmachilar kanalisi, Xorazm viloyatidan, Urganch tumanidan, Abidov bo'ldi. Bizda 2017 yilni fevralning 2 fevral kuni 1,5 milliard so'm kompensatsiya pul tashab qo'ydik. Lekin banklar ma'lumotlar noto'g'ri berib, bu pulni kompensatsiyasini ataylab kechiktirib berdi sentyabr oyigacha. Sentyabr oyida 2 sentyabr kuni prezidentimizning 5177 sonli farmoni chiqdi. Farmonda valyuta savdosini da bozor mexanizmini yo'lga qo'yish to'g'risida qaror qabul qilingan. Lekin banklar 4 sentyabr kuni valyuta birjasida kunda 4254 so'm 23 kun 1 AQSh dollar qiymati bilan yopib 5 sentyabr kuni ertalab 8110 so'mdan boshlang'ich bahoni belgilandi. Bu O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 294 sonli qarorining 15 bandini zid bo'ladi. Bu 15 bandida birjani valyuta birjani makleri kunni boshlanishini kechagi kunni yopilgan oxirgi baho bilan boshlash kerak bo'ldi. Buni nima qilganlar? Kursni 191 foizga ikkisarkam 2 barobar oshirib, birja savdosini boshladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi valyuta birjasida valyuta operatsiyalarini o'tkazish to'g'risida tartib bor. 179 sonli bayonnoma bilan tasdiqlangan. Undan ham 25 bandida valyuta birjasining makleri kunni boshlanish bahosini kechagi kunni oxirgi yopilgan baho bilan boshlash kerak bo'lgan. Bu bandan buzilgan. Qonun juda qasdan buzilgan. Aynan. Bu yerda Markaziy bankning vazifasi Markaziy bank to'g'risidagi qonunning 5 moddasiga asosan milliy valyutaning barqarorligini baholab, barqarorligini ta'minlash birinchidan. Bular nima qilganlar?
merkezi ticaret bankları bilen kirici, monopol kirici kılıp, bakanı hiç kendine esassız, pazar ki, para pazarını bakasından yukarı belgeleyin. Belgeler üzeri, kette fayda alış maksadı da, birçada bakanı suni aşırı böyle. Anlaşıldan hem tedbirkarlar zarar körtürttü bir günde, Köpçelik'in bir yılında süt cenerler dağın koydu. Bu özü kara pazarı yok kılınış için aynen kılın 51-77 kara pazarı yok kılınış yok kılıp bu valita birçesinin sahadası da pazar mekanizmiyle koyuş gerekler. Siz eğer hazır, de, siz hazır. Kaçı zarar gördünüz? Şimdi banknin adı doğru hep hareketlerinin bizlerin koşmak yarkanın özü 200 bin dolardan zarar, artık zarar görüp bünyede iş faaliyetini toktattı. Neşte 25'ten artık işçi yani. İş onu tüketti. Yani hazır 25'te adam işsiz kaldı. İşsiz kaldı. Ne kadar? Hem akıllı kırk gitti yaptı. Bundan taşkarı, bizim karhanamız yegane mesela Özbekistan bu içe şu devirde SES Germanya Ekspertlik Merkezi'ni hemen teşhirlerden ötüp bulup Germanya bizim maksatımız bugün geçen import kılışa tayarı bu kalı talep tutturdu. Şimdi işin devamı kaldı. Şimdi karan eğer de baka 4. sentyabr günü 4.254 son 23 dinden yapılıp 5. sentyabr günü şu bakadan başlangıç baka başlangıcı da 8.110 belgelenmeyendi. Pazar mekanizmi talep bilen teklif özü sekin sekin oradan tapıp 5.000'ye çıkışı mümkendi, 5.000'ye çıkışı mümkendi, 6.5, 7.5, belki dedi 6.000, 6.5 ortasından toplaşı mümkendi. Ana bu merkezi banka nadir et hareketlerinin hem de tedbirkarlar bundan taşkarı bünyinde özel halkan köpçelik mesela tolalarını valitada mı alışırlar? Tedbirkarlarına özel işe çıkardığından taşkarı tavar alıp getirip sata diyenlere beri bir valita kıymatı da tamorcuna tolalarına mı alışırlar? Anşından bir bakalarımız aşıp gitti. Bu hiper enflasyonu başlangıç doçkesi Merşu 5. sentyabrdagi banklar nador hatta hareketi bu. Narxi oshib kelishiga olib keldi. Aslida narx oshmasin, balansda ushlab turibsizlar shu narsani. Oziq-ovqat xavfsizligi, so'zi, kartochkalar yetishtirilgan mahsulotlar oshib ketmasga olib kelyapti, xizmat qiladi. O'zi shu uchun qurilgan bu narsa. Siz gapiring shu yerda. Assalomu alaykum. Bunga nima bu uje aniqroqini aytganda biz 4 yildan buyon shu mutasaddi rahbarlarga murojaat qilamiz. Bu jiddiy holat yuz berganligini biror bir rahbar tan olmaydi. Biz o'zaro vaqtimizda 2700 so'm bo'lsa, o'zining ichida 10.5 ming so'mdan kreditni qaytarishni talab qilyapti. Undan tashqari yana zalog qo'yishni talab qilyapti. Tushunmadim bu qaysi qonun asosida bu harakatlarni amalga oshiryapti bank xodimlari. Ko'rdingiz mana shu tirtasam valyutani liberallaştırış doğrusunda 2016 yılının akında prezidentin kapşırık verdi. Banklara şu hem tedbirkarlara valuta dastup ne bozun dedi. Bu tedbirkar 51-77 fermanını kabul kursan tedbirkarlıkta yengelik yaratışı. Bankla valuta kursunu aşını bilse birinci nöbette özlerini riskini kısap alış gereken. Tedbirkarına yılda kaladan daramete melem bula hem mesela köpçelik somda holatini amalaşıp daramatam sonda alındı. Valuta kursu iki beraber aşkanda bula hiç kaçan özünü daramatı iki beraber aşar mıydı? Bunda kreditlerini kaplanmın kalış ihtimali fayda bulur. Bankimizin zararını hani tedbirkarda alın özene zararını oylaşı gerekir. Bulanı hem mesela agahlandırıp valuta kursu aşağı diyen bulsa bankla ben şu valuta hasarını aldığını alışırken bunlar ki sonda töleti bunların bir kısmını hele ete valuta kursu özgergenden keyince bazen ge masajıp geçişi için şu cereyanlar ge masajıp geçerken vakti yetediyen kreditinin bir kısmını yapmasa esası kısmını yaptırıştı soruşları gerekir. Evet, bu işten olmak kalınmaz. Bir savalı var değil mi? Hazır bana şu vakti turma 200 bulgen dolarındaki imtiyazlar da şu vakti değil mi? Kimlerle kullanılacak? Hazır olumcana getirdiler ki kesinlikle kimlerle kullanılır? Telefon kampanyalarla kullanılır. Telefon kampanyalarla kullanılır. Ula bankrot akı aldamaz. Yakışı ketu attı. Tolu var. Bula 2700'den kılınken hiç kanaka muamma bulunmagen 10.300 bulup ketkenden ki 400 milyon tolaşı olunca 3 milyar tolaşı kekiyor. Bu iskı üstünde
bankrotta sindirish açılgan ijroylarni yopishga olib keladi. Jonaki mana sizlar shu partiyadan chiqibdi savol berishdi. O'zingiz partiyasi tadbirkorlar va ishbilarning harakati ishlarni himoya qiladi. Nihoyatki biror marta men kelgan vaqt Olimjonni ko'ryapman, hatto kelgan vaqtda vazir mahkamasida boshqalari yo'q. Nima uchun ular himoya qilmayapti mana? Nima deysiz? Siz biror marta ishlaysizmi? Men Buxoro tumanidan aynan o'zimiz tadbirkorlarimizga bizda tumandan 14 ta deputat saylangan. Lekin men bir o'ntasida bir natija yoki bir yordam tutmadim. Ya'ni ola olmadim ham. Bu yerda bizni o'qitib kelamiz. Kibray tumanidan Olimjon Sulaymanovni yoki Yangiyo'l tumanidan Rasul Kushurbayevni qaranglar. Boshqa deputatlarga ham shu vakolatlar berilganiga qaramasdan bular tadbirkorni himoya qilayotgan emas. Bilib turibdi tadbirkor hozirgi kunda jiddiy muammoga uchragan. Korxonasi salbiy oqibatlarga olib kelinyapti, korxonasi holati. Lekin hech kim bir bunga bir mutasaddi rahbarlar amaliy yordam berayotgan emas. Hozir qarang, respublikamizda sizga o'xshagan nechta tadbirkor bor? Men bilganlarim bor, ancha bor, lekin men bilganlarimiz ziyod. 10 mingdan Samarqandda 10 mingdan ziyod odamni hisoblaydigan bo'lsa, men eng kam deganda 25 ta odam bor deydi, qo'lida deydi-da. Oho, 2.5 million oshib ketadi siz. Sizlar soni haqiqatan ham 2.5 million 3 mingga borib keladi. Bo'ladi, qoladi. Bizlar hozir o'zimizga o'zimiz holatimiz bo'lsangiz, hammasi o'zi konfiskatsiyaga berilgan. Mikiblar bo'lgan. Shuni sud jarayoniga kelguncha bizlar bir necha bor murojaat qilganmiz. Bular shuni yo'lini olishi mumkin edi, bu sudga bormasdan bu ishni anglash kerak edi. Prezidentimiz aytgan taklif berilsin degan. Mana shunaqa tadbirkorlar 10300 bo'lganda Markaziy bankka taklif berilsin. Yaratilgan ijro yo'q bo'lib ketmasin. Shu tadbirkorlarni qo'yilaylik deganlar. Yo, nima uchun telekomlarga har kim tushumi bor tashkilotlarga imtiyoz berilyapti-da? Har kim tushumi bo'lmasa, oyda bir marta hisob-kitob qiladigan tadbirkorlarga imtiyoz berilmayapti. Nima uchun bu yerda shaffoflik yo'q? Oziq-ovqat xavfsizligiga kiradigan tadbirkorlarni prezidentdan boshqa hech kim himoya qilishni xohlamaydi, o'ylamaydi. Mana endi sizlarga mendan bir oy oldin vazir mahkamasi kelganlaring, o'zi ko'rdim-da. Mana blogerlar bor edi. Jurnalistlar berdi, intervyu berdilar, yana boshqa bo'ldi. Nima o'zgarish bo'ldi? Hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Jiddiylar takror va takror murojaat beramiz, ariza beramiz. Bo'ldi, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin rahbarga chiqaringlar davomini shuni. Bizni bu yerdan olib ketadilar, Chilonzor hokimligiga, mana bu yoshlar ittifoqiga olib ketadilar, lekin mana shu maslahat, quruq gaplar, hech qanaqa yordam berish amaliyoti yo'q bizda. Biroq marta Markaziy bankning raisi uchrashuv o'tkazdimi sizlar bilan? Bizda yaqinda ana shu bo'lib o'tgan uchrashuvda Markaziy bankning muavini Abubakirov Bobur degan shu muavini kelib biz bilan haqiqatan muloqot qildi. Lekin uchun aytadigan gaplarda bir qochishning mantiq yo'q, bilasizmi? Himoya yo'q. Hech bir so'zlariga o'zlarini so'zlariga protivorechit qilib turibdilar. Sizlar dedilar, sizlarga imtiyoz berilgan. Bir necha bor deydi. Kredit muddatini cho'zib berilgan. Atiga bir marta cho'zib berilgan. Bundan tashqari bu 10 yilga berilishi kerak bo'lgan kredit 7 yilga boshidan berilgan. Uni cho'zib nima kerak? Uni cho'zgani bilan ustiga 50 ming 60 ming dollar yana ustiga kredit summasi mindirilyapti. Uni qanaqa qilib bo'ladi hozirgi kunda? Demak, hozir mana Vazirlar Mahkamasida muammo yechilmadimi? Yechilgan emas. Boshlanadi tomonidan yechilmadi muammo. Chunki bo'sh turamiz deyapti, hozir olib kiramiz deyapti. Endi qachon dedi? Mana 20 kun qoldi yil tugashiga. A bular 6 oy, 8 oydan beri murojaat qilib, murojaat qilmagan joyi qolishmadi bular. Hozir Namangandan, Samarqanddan, Qashqadaryodan, Surxondaryodan hammasi kelib bizani ko'chada, tadbirkor ko'chada kutib olishyapti. Bu qanaqa bu? Bosh vazir tushib qabul qilish kerak bu insonlarni. Prezidentni farmoyishi bor bu. Har bir tadbirkor mana bosh vazir tushib kunlari belgilanib qabul qilinishi kerak. Lekin to'g'ri aytasiz Olimjon aka, hattoki shunda bo'ldiki, ishlar tez bo'lishi uchun tadbirkorlarga qulay yaratish uchun bosh vazir qabulxonasidan tashrif topilgan. Bitta narsani aytaman. Prezidentimiz mashinasi mana shunaqa tadbirkorlar shu ahvolga tushib qolishini bilganlari uchun Markaziy bank taklif berilsin. 10300 bo'lgandan keyin bular bankrot bo'lib yaratilgan ijroylarimiz yo'q bo'lib ketmasin. Shularni saqlab qolaylik deyilgan. Bog'on Surxondaryo bo'yicha 3000, 30 mingdan odam ishsiz qoladi. Hozir ijroy yaratamiz, kambag'alchilikdan chiqaramiz deyishyapti. Yaratilgan narsani yo'q qilib yuborishmoqchi. Bor narsa yo'q bo'ladi-da. Ha, shuning uchun men prezidentimizga murojaat qilyapmiz. Ilojimiz yo'q. Nimaga primer reportaj qilyapmiz? Nimaga tadbirkorlarning dardini olib chiqyapmiz? Shu prezidentimizga yetib bormayapti. Yetib borsa, agar bir kunda hal qilib beradilar, prezidentimiz bilanlar har bitta tadbirkorning orqasida ishchilar yotadi. Rahmat. Bu haqiqat. Bizda yana bir narsa bor, bergan.
Ben kitap tamamındaki Mansurat'a firma kucakayım başlamak. Bizge verilgen vakti ki bu numanı prezidenti parmağınımla verilgen. Dastur asası ya. Demek ki imtiyazlı da verilgen ki sana imkaniyetin var, klasa şu işte der. Bana yoruluşum çarva çelgözü. Hadbırkar yemez bana. Çarvanını hem barını satıp kıyken bana da bugün ki uzgarıp gitken ki şutuk kop gitken. Bazı mülkünü sen sağlık olasın. Sizler demeyin prezidenti parmağını boyunca imtiyaz agen basılarıyım. Uşa farma bekor bo'lgan bo'lmagan mi? Yo'q, bugan yo'q, kushga. Demak, ular hozir Markaziy bank qaror chiqarib turganda biroz kutib turgan vaqtda o'sha prezident farmonini inobat qilish kerakmi? Olishmayapti, olmayapti. Ana endi bu davlat ikki martadan murojaat qilyapmiz, bu inobatga olmayapti. Davlat dasturidagi reja edi. Bor yo'q, biz uni ketirib qurib, ishonib prezidentimizga qaror farmonlarga ishonib ketirib, mana qurib qo'ydik. Ish joylarini yaratdik. Hozir mana ish joylarimiz qolgan. Mulkni olib qo'yishdi. Na bir o'sha yerga meva sabzavot jamg'arib bilyapmiz. Na özümüzde iş, özümüzde iş yok oldu. Ama bankrottayız. Bor narsalarımızı ajratıp duruyoruz. Oğlum eke, bulanı yıllab yıkan imaratları, joyları, magazinleri, garoga koygan mulkiler, üylerini alıp koyuşu attı. Kusura kaladı bile. Tadbirkarlığı kılamız, prezidentimiz parmağı işini, azı kokat hapsizliğe hizmet kılamızı kurup durup, bor yokudan ajralışı attı. Bu ne mi diyen bu? Bu tadbirkarı rivajlandırış, iş joyu açış mı? Yok. Bankrot qilib bu prezidentimiz siyosatiga bu qarshi. Hozir prezidentimiz nima deyapti? Yaratilgan ish joyini olib qolaylik. Shularga ko'mak beraylik deyapti. Shu uchun bo'g'a prezidentimiz eshishni qo'g'laymiz, yetqishni. Men kecha aytdimman. Kim edi hozir chiqqan? Sharobiddin. Sharobiddin aka, qo'rqmasdan prezidentimiz aytganlar, taklif beringlar. Bular taklif berilmay qolib ketilgan. Shu taklif olib kiring deyapti. Kallangizni olib tashlamanglar deyapti. Maşık hamması doğa kalır, bora çakaları, otoaneleri hazır. Amaldan korkadı değil mi? Yok, şimdi kalır. Otoaneleri, bora çakaları çırılıp oturttu. Mit kevattı, başka kevattı, sütlü kararı, bacarlış gereği. Bunlar hakkı bor yoğun mülkilerini bir var şimdi gereği. Yok, hazır bile, Musa ben etkin yaptı, hazır bile etkiler değil. Prezident farmoni bor ekan, imtiyoz deydi. Uchta de hali farmon. Bekor bo'lmagan. Hali bekor qilinmagan. Nimaga uch farmon masala bo'yicha bilinmayapti? Nima deysiz? Kerakmi? Mening o'zim 2018 yildan beri vazirlar mahkamasiga o'tkazdim. Bosh vazirni qabulna kelaman. Prezident ishmaydi. Prezidentning nomiga Koreys investorimiz Koreyadan 2 marta murojaat qildi. Qarang. Birinchi murojaatni tarjimonimizni ro'yxatdan o'tgan Kostyum tomonidan yozdi. Prezidentga murojaat qildi. İkincisini beni tomanıma yuvattılar. Ben namıca kez tuttum, hemen yaptım. Bu kanaka eti var mı? Bu Kariye'nin inşişçesi işte, koşmakar kanaka olsa. Girmaniye'yi eksporta tayar okturttu, hem ücretle. Prezidentimiz inşişçesi işte. Lekin hiç kim işlemiyor? Eğer bize kabul ettikten sonra ettik ki Uzbekistan'ın üniversitede kemiydi. Hiç kim kemiydi. O bari kadar ayrılıp gitti o Kariye'si üniversitede. Ağzı bana sen beni kabul ettim mi? Siz ağzı ne şahlıyız bana? Ağzı da prezidentin farmanı bile imtiyazı ogen bu size. Ümit bacarmaya prezidentin Prezidentning siyosatini yuritishni ochiq savdo banklar qilyapti. Aynan prezidentni saylanmasliklari uchun harakat demayman. Prezident shuncha tadbirkorlarni qarang. Kuyib pishib, himoya qilib, kuyib pishib xalqni rivojlanish davlati oldiga to'g'ri harakatlarni qilyaptilar. Bu amaldorlarimiz nima qilyapti? Mana hozir gapirsak, mana qashqadaryoga borganlarga nima uchun gaz bermaysan, nima uchun suv bermaysan, nima uchun teskari bermaysan deyapti. Aytyapti prezident. Lekin teskasini qilib turibdi. Doğru sabotaj bo'ldi. Qayerda prezidentimiz o'zi qo'llab tursa, tadbirkorni qo'llab turadimi, qo'llab-quvvatlayaptimi, tadbirkorni kasodga o'xshatish boshlanyapti. Birma-bir. Qo'llab-quvvatlayaptim, teskarisi bo'lyapti. Hop, yana bir savol. Sizlar partiyalaring, siyosiy kuchliga odam, 56 ta odami bor Oliy Majlisda. Nima uchun shu tepaga olib chiqdi, senat olib chiqmayapti? Nima uchun ochilmayapti? Nima deyapti? Biz viloyat hokimiga murojaat qilgan paytimizda viloyat hokimi bilan savdo sanoat palatasining boshlig'i o'sha mitti egalariga aytyaptiki, palatasi qilmayapti kelib. Savdo sanoat palatasi prezident aytgan. Shuni cho'zib ber dedi, bank lekin cho'zib bermaydi. Ana. Bank ana endi ligot berish kerak, 5%ni yarmini nima tadbirkorlar palatasi qo'llab-quvvatlash jamg'arma to'lash kerak. Jamg'armaga o'tkazmaydi. 10 martalar borsa beramiz 2 yildan beri. Jamg'armaga o'tkazmaydi yarmini. Olim aka, men nima uchun masalan mana nima uchun partiya reislari, rahbariyati, o'sha partiyaning deputatlari, fraksiyasi deyildi, fraksiya deyildi, buni himoya qilmayapti, olib chiqmayapti. O'zbek partiyasidan Akdam aka olib chiqdilar, spiker, Baxtiyor aka chiqishdi, anaqa press klub qilib berdilar. Ular ham qarashyapti, lekin bilmayman qanaqadir katta kuch turibdi, katta kuch shu tadbirkorlarni saqlab qolish. Shularni bankrot ahvoliga kelmaslik kimdir qanaqa ko'rinmas kuch harakat qilinyapti. Yo mana, hop, rais. U partiyaning raisi, deputat. Prezident oldiga kirish huquqi bor. Bobasi kirish huquqi bor-da, mehmonlar kiraveradi-da.
Ne mi çok? Prensin dalsın kırma yaptı. Çünkü mamanı kurtar. Yende bana. Ne işini yapıyor? Parası ne? Onu yapın işini yaptı. Ne başlarda işini yaptı, ne bazıda işini, ne bank işini yaptı. O zaman ne mi için? Yürek yürüdürüp prensin dalsın kırma yaptı. Şu şu ayet olmaz. Prensimiz aldı ki şu paklipine kriyle başından aptaşamaydı. Bana şokatdaki bormagan joyu yok. Palatı gelen vardı, süt gelen var vardı, prokuratörü hem protest kırtırıp kaytar vardı. Prokuratörü hem çün vardı, ye vardı, bile haktı vardı. Ali süt komili ben ayıttı vardı, ye vardı, 1300 lük gittik etken, ben bana yem tola mıydı? Bir karakı gendi, tumanlı, buharasını, sütü gibi var şu vardı. Bule yana öz bilgenlik bir şey vardı. Hani ayıttın şuna sen, carayon mu? Şimdi bizde uzun şunaydı, karan. Şarit olmadı, kursatılgan vajlar, brontası olmakta, huzur üstünde, tadbirkorda tadbir kılınma yap. Force major holatidagi bu holat. Force major ku bu. Albatta force major. Chetelda ham shukrimiz. Bugun olgan kreditimiz 4.5 barobarga yetib ko'tarilishini. Bank ham bular bilmas ekan. Agar isin, bilganingizda olmasdingiz. Albatta olmasdim. Fuqarolik kodeksining 383 moddasi yaqqol ko'rsatilgan bu jiddiy o'zgarish holat yuz berganligi haqida aytilgan, yozilgan 2003-yilda qaror qabul qilingan kodeks bu. Lekin qarang, hozirgi kunda 14 yıl oldu kabul kılınken plen oğlu süt plenin kararını kullan bizge. Karar çıkardı. Yani ayıp doğru kılıp tadbir korunu. Ne mi ayıp iş kıldı? Biz getirip kurup koygan bu işe. Devlet dasturdaki ricana amal boşurgan biz. Boşkan arası kurulgan amaz. 14 yıl oldu plenin kararını? Kullan turdu bizge. Yani 14 yıl oldu kabul kılınken plenin kararı hakikaten tuğru. Ne mi? Öşe vakti tartıkta tuğru keladı. Yani bir haftada dolar kursu 40 sömü, 50 sömü, 20 sömü kütarılgan. Tuğru kigen. Lekin uşa talabını bizge koyuladı. Lekin hazır menesli. Ben şurada bir koşum çakılı var. Hazır ki günde prezident kararları buluşmak için, prezident fermanları buluşmak için, kararlar fermanlardan kingi işlep çıkarı için neresi bu kanun buladı bu. Yani bu karar ve fermanlardan üstün türü için neresi kanun. Yani hazır günde sudlar, prokuratura ve bank tizimindeki uşa kemçilikler bize kandaydır vajlar bilen, o şey kandaydır fermanlar, kararlar bilen bize kanunu nezat ıksar kılmayan konuda kanunu çiftlep ötüp sübiyelerin bize kandaydır ötüyünün kararları ya ki bu mesela fermanlarını bize göre geçkili yapar. Hazır ki de bana hazır savda sanat palatası tedbirkanlar hava yakılış gerek digen talep bilen, vaj bilen çıkayımız. Bugünkü günde savda sanat palatası bankler tarafından durup namorum tedbirkarlarını yiyiş bilen, tedbirkarların izliş bilen şükürlüğünü yaptık. Biz kayıta davarıza kirtiş, afiliyasa şikayeti, peki bu masam yukarı turç orgullarken murajat kılıç boyunca savda sanat pratikliği azab olamaz, baramaz desek, bankler sizden aldır azab buluşken, şunun için bize bir tamamlama, şunun için bize uzlarımız bir tamamlama, şart tamamını izolagenimiz, bir tamamlama bize hareket kalamız degen, vajlarını bize göre açıklı yaptı. Şimdi bugünkü günde hazır ki bize Respublikamız boyunca 710 bitti tedbirkar var iken 710 bitti tedbirkardan bana bitti tedbirkar mısaladan adıken bosek bitti tedbirkardan 25'te işçi onunu yok oletken bosa 710 bitti tedbirkardan 20'te 25'te işçi onları kısabla genimizde bu kançalık bol kitadı bu 14.000 15.000 bol kitadı bu 14.000 15.000 tedbir işçinin ailesi de 4'ten 5'ten adam bu gene de 75.000 80.000 adam gel aradı bu. Bu degeni biz uzun bankler kaşaklığını kilitip çıkar yaptık. Prezident bir taraftan uçak kaşaklığını yok atamayan, kembalçık oldu alamayan deyip duruyorken bir bank uzun da bu merkezi bank, ticaret bankları prezident farmanları, prezident kararları ve vezala mahkemesi kanunları zıt revişte uçak bulanı vezala uçak farmanları kanunları zıt revişte iş olup barı devlet desturudaki devlet dasturidagi ish o'rinlari yaratilgan ish o'rinlari oziq-ovqat sanoatidagi import eksport mahsulotlarini bu hozirgi kunda hech kim 710 bitta tadbirkor ham eksport qila olmaydi. Bu joyda imkon ham yo'qda. Dollar va dollar kursi 4 barobar 3 barobar oshib ketganligi sababli tadbirkorlar umuman qila olmaydi bu yerda. O'zi bu qarorning maqsadi tadbirkorlarga yordam berish bo'lgan, aslida olinga tegirib qolganda, to'g'rimi? To'g'ri. Yordam berish bo'lgan har bitta tadbirkorga. Bir xo'jaligimizda 6000 tonna mahsulot chiqardi. Lekin biror dona xaladingdek